Evet, çok değerli belediye başkanlarım, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, sayın kaymakamım, sivil toplum kuruluşları başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sanatçılarımız ve Sulu Saray'ın yakışıklı beyefendileri, güzel hanımefendileri, geleceğimizin teminatı ve gururumuz sevgili gençler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle, en kalbi duygularımla bugün sizi bu mübarek Ramazan bayramının ikinci günü canı gönülden kutluyorum. Hepiniz beşincisini düzenlediğimiz bu Sulu Saray piknik şölenine, büyük buluşmaya, dostluk gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu derneğin ilk günlerinden bu aşamasına gelene kadar bu gördüğünüz değerli kardeşimizin eskitmediği lastik İstanbul'da kalmamıştır. Girmediğimiz odalar kalmamıştır. Bütün eleştirilere rağmen, bütün engellere rağmen ne yaptıysak bugün sizin burada buluşmanız için yaptık biz bunu. Sizin birlik ve beraberlik için Sulu Saray'ın seti olduk, rehberi olduk, kölesi olduk, yoldaşı olduk. Hepinizi, sesini bütün Tokat'ta duyurmak, İstanbul'da duyurmak, velhasıl bütün Türkiye'nin 7 bölgesinde duyurmak için ve dün Türkiye'nin sınırları dışında da olsun duyurmak için dernek yönetimimizle beraber, sayın başkanımızla beraber kafa kafaya verdik, omuz omuza getirdik, hatasıyla, sevabıyla bugünlere kadar sizleri onurlu ve şerefli bir şekilde taşımaya gayret ettik. Onun için biz de belki bu Sulu Saray'ın bu topraklarından, taşlarından çıktık. Belki sizlere göre Sinan'ın adı Sinan'dır, belki Sinan Bey değildir. Yusuf'un adı belki bizim Yusuf'tur, Yusuf Bey değildir. Ama biz artık duvarları aştık, engelleri aştık, Tokat'ı aştık, Türkiye'yi yönetmek için yollara koyulduk. Bu hepimiz için onur ve şeref mücadelesidir değerli arkadaşlarım. Özellikle bu obalarda bulunan, çadırlarda bulunan hanımefendileri, sevgili gençleri, beyefendileri buraya davet ediyorum. Çok önemli sanatçılarımız var. Onları dinlemek için bu güneşin altında biliyorum çok beklediniz. Konuşacak çok şeylerimiz var. Siyasete girmek istemiyorum. Sizleri incitmek istemiyorum ama bazı şeylerin de yanlış veya doğru gittiğini hep beraber göreceğiz ve bunu el birliği de eğer yanlışsa yanlışlara doğru diyeceğiz. Eğer doğruysa doğrunun etrafında kenetleşmek bütün Sulu Saraylıların hakkıdır. Bu onurlu mücadele için Sulu Saray'ı Tokat'ta hak ettiği yere getirmek için barajıyla, göletiyle, yoluyla, kültür merkezleriyle, spor salonlarıyla, spor alanlarıyla hepinizin bu hizmetler hakkıdır değerli kardeşlerim. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Geçen yıl bu sahneye çıkmadım. Niçin çıkmadım biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin küllerinizden doğan bir insana ihanet eden bir şebekenin burada olmasından dolayı bu kürsüye itiraz ettim ve çıkmadım. Onurlu duruşumu burada sergiledim. Ama bugün elhamdülillah o şebekeler bugün yargının huzurunda hesap veriyorlar, hesap verecekler. Çünkü bunlar sizin haklarınızı gasp eden insanlarıdır. Bu benim yapmış olduğum bu duruş sizin Tokat'ta hizmet alabilmeniz için, bir yerlere siyasi olarak gelebilmeniz için çok önemliydi. Engellemeye çalıştılar
ama başaramadılar. İnşallah sivil toplum kuruluşlarımızda olsun, belediye başkanlarımızda olsun, il genel meclis üyelerimizde olsun, ağalarımızda olsun, yeşeren ve küllerinden doğan iş adamlarımızda olsun, bugün Tokat'ta da İstanbul'da da ses getirmeye başladık. Evelallah'ın izniyle hep birlikte de gönül birliğiyle, el birliğiyle de ses getirmeye gayret edeceğiz değerli arkadaşlarım. Konuşacak çok şeylerimiz var. Anlatacak çok şeylerimiz var. Bu değerli kardeşinizin yapmış olduğu hizmetlerin birkaç tanesini ismen söyleyeceğim ve bu kürsüden ineceğim. Çok beklediniz. Bir, TOSKEP, Tokat Kültür, Sanat, Spor ve Edebiyat Sivil Toplum Kuruluşu'nun genel başkan yardımcısıyım. İki, İstanbul Tokatlılar Platformu'nun kurucusu, genel başkanıyım elhamdülillah. Bu seviyeye kadar ulaştık. Diğer taraftan Fatih Sanayici İş Adamları Derneği'nin genel başkan yardımcılığını yapmaktayım arkadaşlar. İstanbul gibi bir yerde ve 81 ilde şubesi olan ve 17 ülkede de temsilcisi olan, bugün siyasi otoritenin de referandum sürecinde olsun, darbeler sürecinde olsun duruşuyla Türkiye'de isim yapmış bir sivil toplum kuruluşunun genel başkan yardımcılığını yapmaktayız. Bunları niçin yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Benim hayalimde hiçbir zaman bir yere gelmek diye bir şey yok, olmamıştır. Sizin en şerefliniz insanlara faydalı olanınızdır. Benim felsefemde de, dusturumda da bu var. Lastik ayakkabıyla Sulu Saray'dan çıktığım gün Pakistan'da soluğu aldık. Bugün Türkiye'nin ulusal kanallarında olsun, 18 tane basın yayın kuruluşunda olsun, köşe yazarlarımız, yazılarımız çıkıyor, sözümüz dinleniyor, itibarımız vardır. Bu isim Sulu Saray'dır arkadaşlar. Yusuf Uzun ismi de değildir. Onun için sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sanatçımız da hazır. Konuşacak çok şeyler var. Biz İmam Hatipliyiz. Mikrofonu aldığımız zaman minimum bize 2 saat gerekli. Burası da festival alanıdır. Siyaset ve değişik konulara girme yeri yoktur. Onun için Kurban Bayramınızı canı gönülden tekrar kutluyor, pardon, Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutluyor. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Yeni ağamıza da başarılar diliyorum, Ali Güçlü kardeşimize. Onun da bizim aramıza katmış olduğu Tutlucayla da beraber, köylerimizle de beraber inşallah yeni siyasetçiler şu an Tokat'ın yolundadır. Bu noktada kalbiniz rahat olsun, geleceğiniz aydınlıktır. Sulu Saray şahlanmaya devam edecektir arkadaşlar. İlla yardım mı yapacağız? Eskittiğimiz lastikten ne olacak? Gitti mi? Ya biz, Sinan Başkan biliyor, yapmadığımız şey yok, her zaman da yapıyoruz. Ama derneğimizin sıkıştığı anlarda da biz her zaman İstanbul'da da yapmaya çalışıyoruz. Ancak hemşerilerimizi biz hiçbir zaman kırmayız. Biz bir 5 TL de verelim, 5000. Sıkıntı yok, biz her zaman beraberiz. Yapılacak programlarda ben, Sinan Başkan'la biz, değerli arkadaşlar, bakın altını bir kez daha söylüyorum, vaktimiz yok ama bugün Sulu Saray ismen Türkiye'de ismi geçiyorsa, Sinan Genç de Yusuf Uzun'un sayesinde ve yönetiminin sayesinde olmuştur. Ama biz demin de söylediğim gibi çok sıkıntılar yaşadık. İstanbul'da Bizans gibi bir ruha karşı savaş mücadelesi verdik. Bu savaşın sonunda da bugün bu barış gününü hep birlikte icra ediyoruz. Tekrar hepinizi selamlıyorum. İnşallah değişik günlerde İSKOP olarak, Sulu Saray Derneği olarak, belediye başkanımız, kaymakamımızla birlikte dev bir konser için Sulu Saray'ın meydanında inşallah şahane bir konser vereceğiz. Önemli sanatçılarımız olacak. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Evet, Yusuf Uzun'a çok teşekkür ediyoruz. Sanatlar hazır mı? Aşkım,
yüzüne. Sıcaktan bunu aldığınızın farkındayım. Son bir türkü yapacağım. Bir uzun havayla şu akışın gürgenlerini bir söyleyelim. Yeah.
tokatın üstüne de karınlar uyar. İnsan sevdiğine canı böyle mi yapar? Usul usul basta gel, topukları görünsün. Ben aklıma geldikçe de ciğerleri sökülsün. Thank you.
evine. Ya ben yollarca evine, yıllarca ben bekledim o evine. Elli küstü şıkırdın bülbül gibi o.
dedik üstü şakırdım. Bülbül gibi okurdum. Ne dedim de darıldım. Duvar gibi yıkıldım. Ne dedim de darıldım. Duvar gibi
Çekirge, zıp zıp zıpla çekirge, benim canım çekirge.
gelecek ama. Evet. Öncelikle Erbağımızın gururu diyorum. O da Erbağlı, ben de Erbağlıyım. Sonra Tokat'ın gururu, Sulusaray'ın gururu, tüm ilçelerimizin, Türkiye'nin gururu. Artık o bir TRT sanatçısı, güzel insan, güzel sanatçı. Efendim, alkışlar Ayşegül Pınar için geliyor. Saraylıymış. Haydi eller.
çınar. Deli sevmek akıl kârı. İşlik yeşil etek sarı, sallandıkça deleyliyor. Şimdi elleri görelim ve sulu sever. Hazır mıyız? Hem cilveli hem nazlıymış, can yakmaya hevesliymiş. Sordum sordum söylemedim, öğrendim ki sulu saraylıymış. Hem cilveli hem nazlıymış, can yakmaya hevesliymiş. Sordum sordum söylemedim. Hem cilveli hem nazlıymış, can yakmaya hevesliymiş. Sordum sordum söylemedi, öğrendim ki. Sizce nereliymiş? Bir dakika, duymadım, nereliymiş? Ama olmadı, böyle oyun pazarlık olmaz. Nereliymiş deyince biz neredeyiz? Ama bu kadar da az çıkmaz canım. Senin ne işin var benimle? Oynayacağım mı? Hani ya? Sen Sulu Saray'a niye geldin? Gözünü sevdim. İşin mi vardı? Ne? Ne güzel, anlaştık. Sonra bol bol oynayacağız, tamam mı? Hadi, teşekkür ediyorum. Ay canımsın, sağ olasın. Şimdi az önce kaldık. Tamam, takip etmeyi bırak. Ben o kadar medyatik değilim ben, kurban olur. Ben o kadar paparaziler var, şimdi bana ne derler? Tamam, şimdi hem cilveli hem nazlıymış, can yakmaya hevesliymiş. Sordum sordum söylemedi, öğrendim ki. Şimdi ben öğrendim ki deyince siz de ne diyeceksiniz? Ama hep bir olsa, tamam mı? Ağamız da çok güzel olmuş vallahi bu arada. Öğreneceğiz birazdan. Öğrendim ki. Şuraya yatacağım şimdi, olmadı, bu ne? Hep bir ağızla dedik ama. Hazır mıyız? Şimdi bir dakika. Eğer ki bu sesimizi köydeki insanlara duyurabiliyorsak ne mutlu bizim. Tamam mı? Anlaştık. Hadi bir daha. Hem cilveli hem nazlıymış, can yakmaya hevesliymiş. Sordum sordum söylemeyi, öğrendim ki. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer memleketimin güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ne kadar güzel birlik, beraberlik. Bu güzel birlik, beraberliği sağlayan çok değerli dernek başkanımız olmak üzere değerli yardımcılarına, değerli yönetimine çok ama çok teşekkür ediyorum. Güzel bir alkışlar mıyız bu güzel ekibi? Evet, o kadar emektar ki gerçekten ben Çorlu'da da bulundum. O güzel konserde de yer aldım. Bugün de buraya gelmek nasipmiş. İnanın Niksar'dan bir konserden geldim. Burada bu güzellikleri gördüm, mutlu oldum. Ne kadar da güzel. O güzel alkışlarla o zaman Sinan Başkan'ı bir alalım. O güzel alkışlarla şöyle bir Sinan Başkan'ımı bir yanıma alayım. Evet, başkanım. Tabii alkışları az bulmuş Sinan Başkan'ı. Daha kuvvetli alkışlarla alalım. Başkanım, tabii alkışlar bir anda az olunca gelmek istemediniz değil mi? Şöyle mikrofonları size vermek istiyorum. Erbaa'ya şöyle bir terim var. Tokat'ta bir iş yaparken ya Erbaa'ya sorarlarmış ya erbabına. Biz de sizin bu işin erbab olduğunu biliyorsunuz. İlçeme, yaylama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ederim. Bizi onurlandırdığınız için Emrah Bey'e de sizin aracılığınıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Ağamızı da tekrar tebrik ediyorum. Ali abi, piknik ağamız oldu. Malum şehit oluyordu. Bu sene de Sulu Saray oldu. Allah muhabbetimizi bozmasın. İyi eğlenceler diliyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten güzel birlik, beraberlik. Sinan Başkanım'ı kuvvetli bir alkışlar mıyız? Bütün güzellikleri hak ediyor. Yine İstanbul'dan gelen çok değerli misafirlerimiz, STK'larımızın değerli üyeleri, hepsine çok teşekkür ediyorum. İsim saymak istemiyorum, şimdi unuttuklarım da olur. Böyle onun için hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii gözlerden kaçmayan, vallahi hemen geldim. Abi dedim, karnım aç. Aynen böyle. Hemen dedim, vallahi mangal hazır. Kim? Kim der?
tabii ki her zaman söylüyorum. Yolların uzunu değerli Yusuf uzun. Valla Yusuf abime güzel bir alkışlar mıyız? O değerli eşine, çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Benim çok kıymetli bir abim. Yusuf abi valla seni alacağım buraya ya, gel. Gel benim Yusuf abim, gel. Alkışlar olayım benim Yusuf abime. Valla Yusuf abim çok kıymetli. Sağ olsun gerçekten. Yusuf abimin bütün özelliklerini biliyordunuz ama bugün bir özelliğini daha size söyleyeceğim. Ya söyleyeceğim yani. Yusuf abicim sen de buralısın. Bir kişi kendi memleketiyle alınır, kendi yöresiyle bilinir ama Yusuf Uzun hakikaten hem yörede çok başarılı, hem Tokat'ta çok başarılı. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Ve benim abim olduğu için de gerçekten gurur duyuyorum. Çok da sağ olsun, var olsun. Güzel dileklerin için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sulu Saray'ımıza TRT'mizin bu güzel sanatçısı, Türkiye'mizin ve ekranların gülen yüzü, evlerimizin parlayan yıldızı, ışığımızsınız, yıldımızsınız. Pırıl pırıl, ışıl ışıl, tertemiz bir sanatçımızsınız. Ekranlarda Tokat'ı, Tokatlı'yı, STK'ları bizleri temsil eden değerli bir kardeşimizsiniz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, var olun. Bizler de sizlerin her zaman destekçisiyiz. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli abime bir alkışlar mıyız? Çok sağ olsun. Değerli bir iş adamımız her şeyden önce. Bir özelliğini daha söyleyeyim. Hadi böyle. Ondan sonra türkülere geleceğiz kesinlikle. Yusuf abim çok güzel bir şiir yazmış. Ama muhteşem. Ben de valla kolay kolay o şiir yazanları, inanın hani bu arada müzik öğretmenliği yapıyorum, televizyon programındayım, konserlerdeyim, bayağı bir yol. Dedi ki ya bacı, bir dedi şiir göndereyim sana dedi. Ben de baktım hakikaten çok da güzel. Ama inşallah üçüncü albümde gelecek. Dedim ki Yusuf abi gönder, hani böyle çok kıymetli insanların alırım. Ben de buna güzelce müziğini bir tasarladım. O kadar güzel bir türkü çıktı ki. Ve ilk Yusuf abimi arıyorum. Yusuf abi dinle. Dinledi ki hakikaten dedi ya, bunu ben mi yazmışım? O kadar da güzel oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Meraklarda kalsın tabii o güzel türkü. Nasıl? Ooo ne dedi? Patentini size veriyorum, sonra da Sulu Saray'a veriyorum dedi. İşte bu. Helal olsun. İşte bu. İnşallah TRT'de de yer alacak. Sulu Saray diye de geçer yani. Bundan emin olun. Evet, hem milleti böyle toplamak adına. Çünkü çok bir dağınıklık vardı. Hem böyle topluyoruz. Evet, elektriğimiz de gitti bu arada. Nazara geldik vallahi. Bilmiyorum artık. Olsun. Sadi Bey hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sulu Saray'da mı? Her yerde mi kesilmiş? Vallahi bir geldi, pir geldim herhalde. Elektriği bile kestim yani. Ne kadar güzel. Haydi bakalım o zaman. Bu arada CD satışlarımız da başlamıştır değerli dostlar. Almak isteyenler de alabilirler. Haydi bakalım. Anılmazdım ey Selat'ım, o sana aşık.
Çamura mı düştün yerdensin?
Yavrumu düştün yar dersin. Yar 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 ama şişene. Ringo ringo şişene. Kumuda mı içtin habersiz. Çamura mı düştün yar dersin. Şimdi tokat sarması. Vay 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 vay.
hazır, eşini de şöyle bir alalım. Tamam tamam, dur gel gel. Aile fotoğrafı çekeceğiz, gel. Başkanımızla beraber. Şöyle. Ne demek yani? Evet, çok teşekkürler.
çobana verdiler 10 lira ama yediler günahıma. Geldiler abim abim kız abimda, sebebim sensin abim. Abim abim kız abimda, gözün kör olsun abim. Sevdiğimi bulsalar şu halini sorsalar.